için poğaça ile ilgili bildiğiniz bütün kaideleri unutturacak bir poğaça tarifim var. Gazozlu poğaça yapacağım. Normalde biliyorsunuz poğaçayı suyla yaparız, sütle yaparız, değil mi? Mayalı poğaçayı genelde su ve sütle yaparız. Ama ben bu sefer su ve süt yerine gazoz ve yoğurt kullanacağım. Bakalım nasıl olacak, nasıl bir pofidik olacak, nasıl yumuş yumuş olacak? Hep beraber göreceğiz. Hadi hemen malzeme listemize göz atıp tarifimize başlayalım. Malzeme listem oldukça az canlar. Hepiniz evinde olan şeyler ne var? 2 tane yumurtam var. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket maya. Ben instant maya kullanacağım. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 2,5 çay kaşığı tuzum var. Şöyle 1 Türk kahvesi fincanı boyutunda ılık suyum var. Parmağım değebilecek gibi. Bir de gazozum var. Ben klasik efsanevi gazozu kullanacağım. 250 ml bakacağız. Tabii ki ilk önce mayamla başlayacağım. Bir paket instant mayamı koyuyorum. Dediğim gibi siz aynı ölçüde bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ilık suyum var. Şöyle 1, 2, 3, 4 diyebiliyorum. O sıcaklıkta suyumu ekliyorum. Ve şöyle parmağımla karıştırıyorum. Böyle açmama gerek yok. İnstant maya kabartma tuzu gibi çok çabuk kabarıyor. Çok çabuk karışıyor. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir su bardağı yoğurdumu koyuyorum. Tuzumu ekliyorum. Yumurtalarımın beyazını içine şöyle sarısını da yanındaki kaba ayırıyorum. Evet canlar, şimdi tüm malzememi koydum gazoz dışında. Şöyle bir elimle yoğuruyorum. Şöyle. Ve tam olarak da gazozumu içine ekliyorum. Kabardı, köpük köpük oldu. Siz de biliyorsunuz ki canlar, mayalı hamurlarda mayamı aktifleştirmesi için mutlaka şeker kullanıyordu. Bu hamurda şeker kullanmadım. Neden? Çünkü gazozum zaten şekerli. Onun için ayrı bir şekere gerek görmedim. Şimdi aldığı kadar onu ekleyeceğim. Ve yavaş yavaş yoğuracağım. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hani hep deriz ya, kulak memesi kıvamında diye. Aynen öyle olacak. Hamurunuza onu eklerken acele etmeyin. Yavaş yavaş, sakin sakin ununuzu ekleyin. Sonra bir daha böyle çok katı oluyor. Çok katı olduğunda çok güzel bir şekilde kabarmayacaktır. Güzel bir kıvamda olması lazım hamurun. Hamurumun nasıl kabardığına lütfen bakın. Yani hiç hayatınızda gazozlu poğaça yapmamış olabilirsiniz ama bu videodan sonra yapacağınızın garantisini veriyorum. Bakar mısınız? 45 dakikada falan bu hale geldi. İçinde süt yok. Azıcık bir su kullandık. Ve popo. Bir de böyle herhalde şeyden kaynaklanan, şöyle göstereyim, kalitesini görün hamurumun. Herhalde bir şeyden kaynaklanan gazozun kendi kokusundan kaynaklanan çok güzel bir koku oldu bir de. Böyle sanki mahlepli gibi oldu yani. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi birazcık da ben bunu tepsi mayasına mayalandırmak istiyorum. Siz içine bu noktada bir şeyler koyabilirsiniz ama ben içine bir şey koymayacağım. Sade poğaça yapacağım. Şöyle yuvarlıyorum. Ve puf puf dizeceğim. Gördüğünüz üzere poğaçalarım hazır. Tamı tamına 12 tane çıktı. Dediğim gibi bir de azıcık tepsini mayalandırmak istiyorum. Ama şartım o değil. Şöyle size film sereceğim üzerine. Ki toz moz gelmesin üstüne. Temiz olsunlar. Hijyenik iş yapalım değil mi? Ondan sonracığıma şunu da şöyle yapalım. Ve şimdi poğaçalarımı bu şekilde 20 dakika kadar daha mayalandırmaya bırakacağım. Hamurlarıma bir bakar mısınız? Bu kadar pofidik poğaça olur mu arkadaş ya? Sen gazozlu oldun ya. Bir haddini bil, bir az kabar ya. Muhteşem olmadılar mı? Muhteşem oldular, muhteşem.
Hamurumuzu yaparken yumurta sarılarımızı ayırmıştık. Onları şimdi güzelce poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Ah bu gariban Özlem. Hala bir fırçası yok. Yazık. Evet canlar, yumurta sarılarımızı sürdük. Şimdi bunların üzerine birazcık hafiften şöyle biraz galeta unu serpeceğiz. Değişiklik olsun. Ve onun üzerine de biraz susam. Önceden ısıttığımız 180 derecede alt üst fırınımıza yolluyoruz. Evet canlar, poğaçalarım çıktı. Hatta 3 tanesini hemen tükettik bile. Nasıl olmuş Necati tabii? Çok güzel. Çok güzel. Çok o zaman. Çok. Kaçım ve Necati yeni geldi okuldan. Hemen ona sıcak sıcak verdim. Yedi. Bayıldık, bayıldık, bayıldık. Sakın böyle gazozlu poğaça deyip de ön yargıya düşmeyin. Mutlaka deneyin. Ve şunun iddiasını veriyorum size. Yaptığım en yumuşak poğaça. Yani yumuş yumuş ya, yumuş yumuş. Yaptığım en yumuşak poğaça oldu. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.